Levent Bey merhaba. Merhaba. Meriç Bey hoş merhaba. Geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir alana geldik. Biz gerçekten çok hoş bulduk aslında. Siz de sektör özel programımıza hoş geldiniz ayrıca. Çok teşekkür ederim. Biraz sonra buranın faaliyetlerinden, yıllardır neler yaptığımızdan bahsedeceğiz, sohbet edeceğiz ama öncelikle ben izleyicilerimi sizleri tanıtmak istiyorum. Sizden başlayarak buranın öyküsü sizde aslında Levent Bey. Hem kendinize hem buranın öyküsünü izleyicilerimizle paylaşalım mı? Buyurun efendim. Efendim öncelikle teşrifiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok keyif alıyoruz. Bu iş babadan oğula yani bana devre oldu. Bana kadar geldi. 83 yılından beri burada hizmet sektörüyle uğraşıyorum. Hı hı. İşimiz burada balıkçılık. Dalyan'da çıkan lokal balıkları müşterilerimize, misafirlerimize sunuyoruz. Düzgün bir mutfak anlayışımız, meze çeşitlerimiz, ara sıcaklarımızla birlikte. Harikasınız. Levent Atasoy olarak ben şu an İki oğlumla birlikte bu işi devam ettirmekteyim. Yeni jenerasyon bizi bayağı geçti. Yani sosyal medyayı takip ediyorlar, müşterinin arz talepleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Evet. Dolayısıyla burada müşterimizin eleştirisini dikkate alarak da dolayısıyla burada en iyi hizmeti vermeye. Harikasın. Eleştiriye açın diyorsunuz. Kesinlikle aslında. Kesinlikle eleştiriye açın. Ve evet ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon olarak siz varsınız Meriç Bey. Biz başladık. Sizi dinleyebilir miyiz efendim? Biz de Levent Bey'den el alarak en iyi bir şekilde yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Öncelikle bizim için önemli olan müşterimizin memnuniyeti. Bunu tabii biz babadan, önce dededen, sonra babadan gördüğümüz saygı değerleri çerçevesinde en iyi şekilde müşteriye yansıtarak yıllardır kaliteyi koruyarak devam ediyorsunuz aslında. Kesinlikle. Tabii ki. Birazcık bunun hizmetlerini açalım mı? Çünkü birçok yerde görebiliyoruz çevremizde ama neler var? Buraya gelen müşterileriniz aslında konuk diyorsunuz size onları evet, ama hangi lezzetlerle tanışıyorlar sizlerle? Meriç Bey yardımcı olsun. Şimdi burası Çeşme biliyorsunuz balıkçı köyü. Biz balığın biraz daha dışına çıktık. Çok evet. Değişik ara sıcaklarımız ve mezelerimiz var bizim burada. Yaklaşık 47 çeşit ara sıcağımız. Bir o kadar da soğuk mezemizle birlikte biraz daha balığın dışına çıktık biz. Hı-hı. Özellikle kadayıflı karidesimiz, ıspanaklı levrek sarmamız, oyster soslu bize özel. Bunları denemelerini tavsiye ederim. Siz sürekli sanıyorum yenileniyorsunuz, kesinlikle, araştırıyorsunuz kesinlikle, sürekli. Aynen bu da kalitenizi korumanıza sağlıyor aslında. Ve bize gelen müşterimiz mesela ilk geldiğinde ve ilk geldikten sonraki zamanlarda aynı şeyleri yemek istemeyebiliyor. Burada çeşit farklı olduğu için insanlar çok şey deneyebiliyor. Alıştırmışsınız da diğer tatlara da sanıyorum. Aynen. Tavsiyelerimiz, önerilerimizi dikkate alıyor müşterilerimiz. Harikasınız, oturtmuşsunuz. Meze ara sıcak yiyene balığı tavsiye etmiyoruz. Çünkü bugün gelmişsiniz sadece balık ve salata veya ara sıcak meze. Birbirine karıştırmıyoruz. Müşterimize tavsiyemiz de şu oluyor. Meze ara sıcak yiyorsanız balığa yer yok. Niye? Balık öldüğüne pişman olur. Çünkü balıktan en ciddi parayı balığa veriyorsunuz. Evet. Dolayısıyla balıktan bir lezzet almıyorsunuz. Ne kadar güzel. Karnınız bunu yönlendirebiliyorsunuz zaten, yani. Zaten bizde şu, alkol ve deniz mahsulü, özellikle balık rakamları çok yüksek. Bunları hepsini birlikte karıştırdığımız zaman faturalar yükseliyor. Ne oluyor? Müşteriyi rahatsız ediyoruz. Ama müşterimiz de sağ olsun anlattığımız şekilde bize uyuyorlar. Hı hı. Bugün geldik meze ve ara sıcak yiyeceğiz deyip onu yiyorlar. Hı hı. Balık salatı da aynı şekilde farklı bir ortamda onu deniyorlar. Ha, balığı, hedef balık mı? Balıkta balığı yediniz. Balıktan sonra istediğiniz mezeyi ara sıcağı yiyebilirsiniz diyor. Ama hedef neydi? Balık. Balık. Aslında biraz da yemek düzeniyle ilgili farklılıklar oluşturup onlara da öneriler evet, sunuyorsun. Bu da birazcık evet, da buranın kesinlikle farkına yola çıkıyor. Yani balığın rakamı yüksek. Evet. Balık salata sunduğumuz zaman da hedefinde ne var? Balık. Ben balık işini hallettim diyor. Harikasınız. Peki, hizmet sektörü zaten zordur. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve zor. Gıda işin içerisine girince bu çok daha önemli. Hele ki sizin sektörünüzde hataya mal vermeyen bir iş kolu var. Hep göz önündesinizde. Ve gıdalar çok önemli. Çünkü günlük gıdalar da var burada. Bu anlamda Levent'in yeri olarak hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Levent Bey? Şimdi efendim, Levent'in yeri olarak hizmetimizde zaten birinci sınıf malzemeyi kullanıyorum. Ustam var, haftanın iki günü İzmir'e hale gider. Hı hı. Meyve sebzeyi oradan birebir tek elden alır. Balık işi bendedir. Balığı ben burada, bizim bölgede lokal balığı ben bulurum. Mevsimlik balıkları. Mevsimlik balıkları.
Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz çok teşekkür ederiz. Türkiye'ye ve bölgenize kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güven veren hizmetiniz için, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için de umarım farklı projelerde tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın efendim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.